tatlısı için 2 adet yumurta, 2 kahve fincanı şeker. Bu annemin ölçüsüdür ha. Fincan fincan gider kadın. Çok hoşuma gider fincan ölçüleri. Bütünledik onu. 2 kahve fincanı sıvı yağ, 2 kaşık yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı karbonat. Şerbeti için ise 4 su bardağı su, 3 su bardağı şeker. Şerbetimizi kaynatıyoruz. Annem bu tatlıyı yaparken ne yapıyor biliyor musun Serpil? Hepsini karıştırıyor. Nasıl? Hepsini karıştırarak yapıyor yani. Böyle çırpıcı lazım bana. Handan Hanım canlı yayına bağlansan ne güzel olur. Niye bağlanmıyor? Canlı yayına bağlayabilir miyiz Handan Hanım seni? İstiyor musun? Ne olur kurban olayım. Annem kere soruyorsan böyle yapacak. Bir kere bağlan. Reklam arasında bağlan bak. Olur mu? Anacığım. Bağlanmaz anne. Anacığım benim canlı yayınıma bağlan. Herkes seni merak ediyor. Diyor ki bu güzel kızı kim yetiştirdi? Benim atam da canım da bir sensin bir de babam. Rabbim eksikliğinizi vermesin. Amin. Ben ikna edebilirsem canlı yayını reklam başında, yani reklamlar biter bitmez başta istiyorum anneciğim. Bak sözünü aldım. Sen konuşmazsan kesin babam konuşur. Sen konuşmazsan babam konuşur. Annen şey diyecek şimdi bak. Gene nasıl kızıyor bana var ya şu an. Anam şu an ekran başında bana nasıl kızıyor. Ben bağlanmam yayına da. Bağlanacak o beni kırmaz. Mermin. Bir dakika bu niye patladı böyle? Ben geçen de böyle oldum. Bozuk bunlar Serpil. Değil. Bakayım. Yok vallahi yok. Sıcak oluyor ya bekliyor oda sıçrasında ondan oluyor. Korktun bir an biliyor musun? Yok kokmuyor. Çünkü bozuk yumurta çok fena kokar. Aa tabii Allah vermesin. Çok fena kokar bilginiz olsun. Anacığım reklam dönüşü direkt canlı yayını alacağım. Şerbetimi koyayım. Anne ne olur kurban olayım bir seferde hede bak yayına çıkartmıyorum. Babam yayına bile gelmeyi kabul etti sen telefonla bile bağlanmıyorsun. İşte kadın gelmiyor ya. Şimdi alacağım onu bakayım. Anne bak çırpıyoruz güzelce. Önden her şeyi çırpıyoruz. Şekeri ekliyorum efendim. Ben bunu koyayım kaynasın mı şerbetimiz? Ya ne yaparsam yapayım. Annemin içerisi tam şerbet çekiyor, benimki çekmiyor. Annen yani bir püf noktası var sen bana söylemiyorsun. Ya bak, kadının yaptığının tam şerbeti alıyor, benimki almıyor Serpil. Hayır seninki de alıyordur bence de. Bak hep öyledir. Birinin yaptığı ötekine çok lezzetli gelir Nermin. Ama anneminki bambaşka oluyor ya, gerçekten. Ya eminim çok güzel. Vallahi bir yer açarsam Nermin'in Enfes Mutfağı adı altında zaten açacağım Allah nasip ederse. Orada kesinlikle annemin tarifinden yemenizi öneririm yani. Yoğurdu koyduk. Şeker. Hepsini böyle çırpıyor anne. Revanesini de yaparken çırpıyor. Ben onun revanesine hayranım zaten. Oh mis. Bana derdim baklava yapma revani yap. Çok güzel olur revanesi. Senin annen sakin. 2-3 dilim yerdim ha bayramda. Becerikli kadın. Şişko olunca sadece tek suçlusu annem. Hep yediriyor. Hep yediriyor. Kendisi fit tabi. Evet bak Serpil. Kabartma canım ve vanilyayı koyarken annem. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Rabia bunu un koymamış fark ettim. Aynen. Mi? Un yok burada. Annem bu kadar karbonat koymaz. Çay kaşığı derdi. Dur bakayım. Çok kabarıyor çünkü. Ufak fazla. Annem derdi ki çay kaşığı. Bak anne yakaladım fazla. Evet karbonatı fazla. Olsun benim kıssan ablası fazla evet verdi. Çünkü çok kabardı mı ortası kuru kalıyor tatlının. Bir çay kaşığı anacığım derdi. Hı. Kontrollü bir şekilde gidiyorum. Reklam dönüşü Handan Hanım hazırla kendini bağlayacağım. Bir boşnakçada babamla konuşuruz. Direkt telefonla. Yok onu bana ver ben alayım aşkım senden. Evet. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerim de merak ediyor çünkü. Şimdi burada bakın yavaş yavaş un ilavesi yapıyorum. Karıştırdım. Bütün malzemeler özleşti. Bayram tatlısı olarak yapın. Mevlütlerinize yapın. Kur'anlarınıza yapın. 5 çaylarınıza yapın. Hem çok bereketli. Yapın buzluğa atın. Misafiriniz geldiğinde 5 dakika önce çıkartın ama böyle soğuk soğuk buzlu buzlu yesinler. Ben geçen gün annemde yedim bayramdan yapmış atmıştı. Sanki biliyor musunuz ya böyle ilk gün yapılmış gibi. Pişirip soğutup mu atmış? Evet pişiriyor şerbetliyor şerbetli atıyor Serpil. Aa. Çok güzel oluyor ve ben onu daha çok sevdim yani kesinlikle sana da soğuk, getireceğim. Soğuk soğuk sıcak havada değil mi? Bunun bir de hamuru böyle birazcık yapış yapış oluyor evet, Serpil. Evet şu an fark ettim de diyecektim. Her sene böyle oluyor yani her yapıldığında anneminki de böyle oluyor. Niye acaba? İçindeki yoğurt karbonat ve yumurta şey yapıyor bunu birazcık yapışkınlaştırıyor. Şöyle dilim de dönmedi. Bazen bir şeyde dilim dönmeyince dönmüyor. Canlı yayın normal değil mi? Ve yapıp anlatmak gerçekten çok zor canlarım. Yeah. Lütfen. Yaşamak hata lazım oluyorsa affola. Şimdi şerbetimiz ılık olacak. Tatlımız sıcak olacak. Annem öyle yapardı. Neyse kendisi şimdi birazdan bağlanırsa.
şey ama yapacağız. Çok güzel oldu Nami. Hamur oyuncak hamuru gibi oldu. Vallahi bak. Evet, şifreyi vereyim ben. Üçüncü şifre rüzgar oyuncağı. Ekranda göreceğiz. Rüzgar oyuncağı yazmışım. Hmm. Rüzgarın oyuncağı efendim. Üçüncü şifre rüzgarın oyuncağı. Bir gün hepsini versene ne olur. Kızıyor bana hepsini verince. Kim Yüksel mi? Hı-hı. Kaçırdım ağzımdan de. Okuyuver baştan sona okusana. Tamam. İzleyici. Telefonda bir sıkıntı olmuş. Bağlanmaya çalışacak. Annem kabul etti mi? Onu da bilmiyorum. Yüksel ikna etmeye çalışıyor herhalde. Ah, ah, bana kızacak. Evet efendim. Ben kaldığım yerden devam edeyim. Bağlanır bağlanmaz alacağız Handan Hanım'ı ve Mecit Bey'i yayına. Yuvarlayayım mı? Evet. Yuvarlayalım. Çok büyük yapmayın. Çünkü şu da büyük annesi, neden büyük yapmayın? İçinin şerbetini tam çekmiyor. İyi mi? Aynen. İyi. İçinin şerbetini böyle istiyorum ki tam çeksin. Anneminkisi gibi olsun. Gerçi 12 bir gece dinleniyor. Küçük. Bir gece dinleniyor. Kadının çeyini yiyorum tatlısını. Başka oluyor. Şimdi sen yuvarla, ben de bunları şekillendireyim. Aa, bir de şekil mi vereceğiz tabii, daha? Tabii tabii. Üzerini çatalla. Aa, ben öyle top koyacağız diye. Annem top yapıyor son zamanlarda ama bu bizimkiler özellikle çatalla üzerine böyle bir desen verirlerdi. Şimdi onu vereceğim. Böyle parmak şeklinde. Heh. Böyle. Bir de bunu yuvarlak tepsiye yapardı annem. Hı. Şöyle gördüğünüz üzere yuvarlıyoruz. Hamurun şeyi böyle güzel ama farklı bir hamur. Bizim Duda ve tatlımızda hamurunu güzelce tuttuktan sonra kıymetli izleyicilerim böyle verevine tulumbacık tatlısı da diyorlar aslında. Ama biz Duda ve diyoruz buna. Bunu yuvarlak şekerpare şeklinde yapıyor annem son zamanlarda. Ama ben tam bizim orijinal şekliyle sizlere sunmak istedim. Zaten şimdi kabaracak, içerisinde hem kabartma hem karbonat olduğu için kabaracak ve tarplonu yaparken ben şeklini vereyim. Şöyle yapıyorlardı. Şimdi tatlımız özel, Balkanların tatlısı. Gerçekten yöresel bir lezzettir. İçerisinde irmik yoktur. İrmiksiz bir şekilde tam şerbetini çekebilen, kurabiye kıvamında olmayan bir tatlı daha bulamazsınız. Ben daha o ayara ulaşamadım. Anneminki çok güzel çekiyor. İnşallah bugün benimki de çekecek Serpil. Öyle ben inanıyorum. Annemin Uğur'u yayına bağlandı. Bence çekecek. Değil mi? Önceden ısıtılmış. Bir 180 oldu. Dereceye gönderelim. Şerbetimiz de kaynıyor. Kıymetli izleyicilerim. Koydum şeye, ben aldım sürahimizi. Şöyle açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Alt üst bir ayarda. Serpil, bu tepsinin bu tarafı yamulmuş mu? Yok, hayır, yamuk değil. Oralarında bak bir yüksekliği var. Düşmesin diye sistemi değiştirmişler. Evet. Böyle koyduk. Hala gözümden boncuk boncuk yaş geliyor. Yani bak, bilinçli değil yani. Akıyor. Akıyor. Alt üst bir ayarda pişireceğiz. Şöyle gözümde kalanlar. Evet. Şöyle 180 derece ayara getirdik. Yarabbi şükür. Sen konuşurken buraya geldim. Bir bak bak tatlılara. Bakayım. Kabardılar mı? Nermin, bunlara ne oldu böyle ponçik ponçik? Annem, gene seninkiler gibi olmadı. Hakikaten mi? Çok kabardılar kız. Aa, Nermin. Ama güzel pişiyorlar. Evet. Şuraya bak. Çok güzel olmuşlar. Fıtışıyor hamuru gibi oldular evet, valla. Evet. Poğaça hamuru gibi. Hadi bakalım bu ama biraz daha. Ama karbonat çok etkiliymiş herhalde. Anneminki bu kadar kabarmıyordu. Acaba annen sadece karbonat biraz mı koyuyor? Biraz basıyordu anne. Nermin, tatlım alıyorum. Al canım benim. Bak, kızarınca da vallahi yanmış diyorlar kamera. Yok, o iyice pişmesi lazımdı zaten. Şimdi onun ilk sıcağı çıkınca bir havalansın ondan sonra. Poğaça olmuş, vallahi olmuş. Annemin şerefine. Annemin şeyine güzelce kabardı. Kurban oldum anam. Tatlımızın şerbetini bir versen Nermin, olur mu? İlk sıcağı çıktı, vereyim yoksa çekmeyecek. Ha, burada şerbetin de burada. Tamam. Tatlım, ben de burayı toplayayım. Şöyle bir sana yakınlaşalım. Ya ekmek gibi olmuş ya. Benim elim alışmış her şeyi kabar kabar yapmaya. Yalnız bunları biraz ezecektim. Annem şimdi dedi olmadı olmadı. Bak 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 bak. Yüksel yüzünden olmadı Nermin, rahat olsan. Yo, biraz üstüne baskı yapmak gerekiyordu i̇şte ama o da çok dikkatimizi güzel dağıttı. Oldu. Çok güzel oldu, kek gibi şu an o. Lezzetine doyum olmaz. Bu cam hep akıtıyor. Bir daha ya buna koymayalım.
akmayandan alalım. O da cam diye şey yapıyorum ama işte o da bazen dediğin gibi. Hı. Evet, şimdi bunlara böyle yapacağız birazcık. Ve Serpil'den bir tepsi isteyeceğim. Hemen geldim kapatalım. Canım. Hı. Üzerini kapatalım mı onun? Aynen. O zaman şunu alıyorum. Aynen, onu alabiliriz artık. Pilavımızınkini. Bu burada böyle şerbetini çeksin. Hatta onu o şekilde fırına koysana Serpil. Daha hızlı çeker. Öyle mi? Fırın sıcağıyla içine koyacağım. Açayım mı aşkım? Yok. Alırım. Yani burada bu çeksin. Aceleniz varsa, şerbetiniz çekmiyorsa bu şekilde üzerini tepsiyle kapatıp... Dur şunu alayım ben. Sen onu it. Bu şekilde üstünü kapatın. O şerbeti içine çeksin. Kapalı fırın ama. Açmıyoruz fırını. Bu da bir püf noktası olsun. Şerbetinizi çekmediği takdirde tatlınız fırının içerisine üzerine tepsiyi kapatarak şerbetini çektirebilirsiniz. Besmelemi çektim. Tamam. Tamam, gel. Gel. Evet efendim, ne yaptık bilmiyorum ama masayı donatmışız maşallah diyelim sizin güzel enerjinizle. Bugün akan güzel sohbetle birlikte şıkır şıkır bir sofra hazırladık. Umarım herkesin evinde böyle güzel sofralar, dolu dolu sofralar olsun ki hep birlikte bu coşkuyu evlerimizde yaşayalım. Efendim, bizim un kovaları Nasrettin Hoca'nın kazanı gibi doğurdu galiba. İçinden bir tane daha çıkıyormuş hocam. Hemen Ahmet Bey bunu yeni yapmış galiba. Yeni gördüm bak. Aman ya Rabbim. Bu da var. Üçlü bir şekilde gelecek. Matruşka gibi aynen. Bakar mısınız bu güzel kaşıklarıyla birlikte bu üçlü set size gelecek. Birinde de böyle çay falan da koyabilirsiniz. Çok da mantıklı olmuş. Çok da güzel. Son şifre neydi? Dalından düşen. Şu an ekranda görüyorsunuz. Son şifremiz dalından düşen. Efendim şöyle bir gelelim mi? Bence gelmeliyiz. Bakar mısınız güvece? Şöyle bir sizler için karıştırmak istiyorum. Şöyle. Bak. Nasıl pişmiş? Kilo almayayım. Hafif besleneyim. Yağsız olsun diyorsanız buyurun efendim. Şimdi karıştırabilirsiniz. Kendi suyuyla, kendi vitamini içinde pişen. Yok böyle bir güzellik dedirten bir güveç. Bakın efendim. Maşallah, subhanallah. Herkesin evinde bu güzellikler nasip olsun. Dolapta kalan bir adet patlıcanınız, bir adet patates, soğan, domates hepsini değerlendirin. Bakın 1,5 saat içerisinde kendi suyuyla güzelce özleşti. Hemen akabinde özel soslu soğuk bir salata yaptık. Sosunu mayonez olarak da kullanabilirsiniz. Yumurtaya alerjisi olanlar, mayonez içerisinde yumurta kullanmam diyenler bu sosu her türlü makarnada ve çocuklar için yaptığımız cipslerde kullanabilirsiniz. Hemen yanında tavuklu bir biryan hazırladık. Şıkır şıkır gözüküyor gördüğünüz üzere. Hemen arkasında Çeşme Nigar çorbası, Osmanlı'nın muhteşem lezzetlerinden ta bugünümüze, mutfağımıza gelen harika bir güzellik. Hemen yanında yine Balkanların bir tanesi diyorum ben ona, Dudo ve tatlımız. Birazcık onları siz basın. Benimkiler mayalandı. Mayalanmalara doymadı. Ama çok güzel olmuş. Baktım burada kamera arka taraftan yiyor. Şu an yavaş yavaş kokular yayıldıkça ekip arkadaşları kapıda nöbet tutmaya başladı. Çünkü keşke buradaki kokuları sizlere gönderebilsem. Bir de ne diyorduk efendim? Gördüğünüz üzere sadece bir yayın yapmıyoruz. Diğerleri değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bugün de o değerlerimiz aslında kız çocukları üstünde birazcık konuştuk. Her gün böyle bir konu belirleyelim istiyorsanız bize Nermin Nefes Mutfağı'nın son gönderinin altına konuşmak istediğimiz sohbeti, muhabbeti yazarsanız biz de o konu üzerine yoğunlaşırız. Bugün tamamen doğaçlamaydı. Annem babam canlı yayına bağlanınca diyen mesajları kilitlenmiş, bizi de ağlattın Nermin'cim diye. Hep birlikte ağlıyoruz çünkü genelde kadınlar çok duygusal varlıklar. Rabbim kadınlara öyle bir yürek vermiş ki kesinlikle ben hep kadınların yanındayım. Bir de çocuklarımızın yanındayız. Yani özellikle kız çocuklarımıza. O yüzden bugün sahip çıkmamız konusunda böyle kısaca elimden geldiğince nacizane tavsiyeler verdim. Çünkü 20 yaşında bir kız annesiyim. O yüzden efendim ve zorlukları görmüş bir anneyim. Yine her zamanki olduğu gibi evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın.
Bir evde bir tencere kaynıyorsa hep sağlıkla, huzurla, bereketle kaynasın. Yarın saatler 13.00'da Beyaz TV ekranlarında biz sizler için kahvaltı tarifleri hazırlayacağız. Kesinlikle kaçırmayın derim. Cumartesi, pazar şöyle şık bir sofra kuralım. Kahvaltımız şenlensin istiyorsanız yarın yine saatler 13'te gösterdiğinde bizde olun lütfen efendim. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Yarın görüşmek üzere.